Merhaba sevgili izleyiciler, başarı öykülerine hoş geldiniz. Yeni bir yayın döneminde daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünkü konuğum gazeteci yazar Mesut Günsev. Hoş geldiniz efendim. Hoş buldum, çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Ya iyiyim de, hem de yeni yayın döneminin ilk konu. Evet, ya heyecanlandım şimdi şöyle. Vallahi heyecanlandım. Çok zor sorular sormayacaksın değil mi? Yok canım, estağfurullah. Peki. Şimdi siz şöyle bir hayat hikayenize baktığımda harp okulundan deniz piyade subayı olarak mezun olmuşsunuz. Bir adaya çıkan 74 Mutlu Barış Harekatı'nda adaya çıkan ilk amfibi birliklerde yer almışsınız. Doğru. Halkla ilişkiler okumuşsunuz. Doğru. Vesaire, yani o çok kadar geniş. Evet, oradan buraya gazetecilik, yazarlık, anchormanlik. Evet. Nasıl gelişti bunlar? Bunu çok merak ettim açıkçası. Evet. Yani oradan buraya çok enteresan ve bağlantısız. Gibi. Evet, çok bağlantısız. Evet, nasıl oldu? Şimdi hani bir laf vardır. İnsan sevdiği işi yaparsa bir gün bile çalışmamış gibi hisseder kendini. Çocukluğumdan beri iki hayalimdeki meslek vardı benim. Bir tanesi deniz subaylığı. Bunun sebebi de şu. Benim büyüdüğüm yerde iki abim vardı. İkisi o zamanlar yani mahallede deniz subayıydılar. Teğmen. Öyle beyazlar giyiniyor, gidiyorlar, geliyorlar. Bizim İstanbulluyum ben, Kadıköylüyüm. Denizciler çok böyle revaçtadır genelde. Bir hayranlığınız vardı diyebiliriz, evet, herhalde. Yani ben büyüyünce deniz subayı olacağım derdim. Fakat ortaokula başladığımızda yani sanki böyle ortaokulda siz tabii duvar gazetesi çıkartırdık biz. Yani bir böyle yazma, çizmeye bir temayülüm mü diyeyim, sevgim mi diyeyim. O başladı. Hatta 1960 ihtilali olmuş. Gazetemizin adı da Devrim'di. Her hafta çıkartıyorduk. Bayağı da etraftan gelip okuyorlar. Elle yazıyoruz, yapıştırıyoruz. İllüstrasyonları ve resimleri de Mazhar Fuat Özkan var ya. Özkan o zaman bacak kadar. Onun abisi Atilla rahmetli. Kadıköy 1. noteriydi. Biz sınıf arkadaşıyız onunla. Atilla'nın tek ayağı kısadır. Kısaydı, Allah rahmet eylesin. 10 santim kadar. Müthiş resim yapardı. O resimleri yapardı. Ben de yazıları yazardım. Gazete çıkartırdım. Bu lisede de devam etti. Lisedeki dergilerde devam etti. Fakat bir taraftan da bu asker olma güdüsü çok ölü değil yani. Zannedersem biraz bilinçaltına işlemiş. Yani o görüntü, abilerinizin görüntüsü çok, zannedersem. Çok. Onun etkisi var. Çok. Yani şeyde dediğim gibi mahallenin büyükleri, gene akrabalarımdan daha sonra ikisi de amiral oldular. Onları göre göre. Bu arada da lisede devam ederken eğitimimiz hep arkadaşlarla şakalaşırız da. Şimdi Allah iyi saatte olsun, Bora Kutluhan şu anda Savunma ve Havacılık Dergisi'nin genel yayın yönetmeni Ankara'da, çok önemli bir dergidir. Geldik sınıfa, arkadaşlar dedi, çok affedersiniz, tuvaletin kapısına dedi ilan asmışlar, deniz subayı arıyorlar. Gidip baktık, hakikaten diyor ki liseliler işte deniz subayı olmak istiyor musunuz, çok güzel bir bariyeli resmi. Allah ya dedim. Yani böyle bir imkan da çıktı şimdi. Ama ben gazeteci olmaya da karar vermiş gibiyim. Hocalarım da beni yönlendiriyor. Çok iyi hocalarda okudum ben Haydarpaşa Lisesi'nde. Zor okuduk. Hep çaktık maktık ama bu bizim aptallığımızdan değil. Yani bizim o ekip çok enteresan bir ekipti. Hep beraber kalıp hep beraber geçiyorduk. İyi yetiştirdiler bizi hocalarımız. Çok çok iyi yetiştirdiler. Bu arada yani bizim en şöhretlimiz Kadir İnanır. O da bizim sınıftan. Hmm. Biz bayağı hareketli bir gruptuk. Yani sizin o grup arkadaşlarınızdandı. Evet, aynı sınıftan. Hmm. Ondan sonra ya dedim ben gene bu mesleğe gideyim. Sebeplerden bir tanesi de babam emekli oldu. Olmuştu. Türkiye'de emeklilerin yaşantısı zordur. Yani %50 şeylerin düşer.
kazançların düşer. Şimdi dedim beni okutacaklar. Yani büyük şeylerle, özverilerle ama hem de onların üstünden bu yük de kalksın. Tek çocuğum ben. Hı. Ailenin tek çocuğuyum. ODTÜ'yü kazanmıştım. Asker oldum. İyi ki de olmuşum. Yani hakikaten hayal ettiğim bir ortam. Çok keyifle yaptığım bir 25 yıl. Acısıyla, tatlısıyla ve bana kazandırdıklarıyla. Şimdi ben geriye dönüp baktığımda eğer harp okulundaki o sağlam eğitim, onun arkasında çeşitli kurslar, Amerika'daki eğitim, ben nereden bir mütevazi demiryolcu çocuğu olarak Amerika'da eğitim, öğretim görebileceğim? Ama ben Amerika'da askerken gidip eğitim gördüm. O sayede halkla ilişkilerde okudum, komando kursu görürken. O da bana bir ek meslek kazandırdı daha sonra. Yani askerliğin verdiği çok avantajlar oldu. Şimdi burada bir şey benim dikkatimi çekti, merak ettim daha doğrusu. Siz böyle lise yıllarınızı anlatırken işte biraz böyle gırgır şamatadan hoşlanan, doğru, yani eğlenceli, doğru, okuduğunuzu ima ettiniz. Doğru. Yani böyle sosyal, aktif, çok, bir gençtiniz. Şimdi oradan o şekilde bir karakterden kalkıp işte harp asker okuluna gitmek, çok harp okulu gibi onu. O kadar disiplinli bir okulda eğitim almak nasıl bağdaş? Nasıl yapabildiniz bunu? Evet. Zorluk yaşamadınız mı? Hiç bu bağlamda? Hiç yaşamadım. Sebebi şu. Bir kere karar verdikten sonra o kurallara uymak lazım. Ve uyacağımı da biliyorum. Ağır bir eğitim olduğunu da, disiplinli bir eğitim, yani olduğunu bilinçli da olarak biliyorum. Gittiniz. Gayet tabii biliyordum. Bir de biz belki biraz yaramazdık falan ama çok saygılıydık yani öğretmen. Bizi çok severlerdi. Hala beni arayan hocam var. Hala Altan Hoca, İngilizce hocam, güzel, hala arar. İstanbul'a geliyorsun, bana vuramıyorsun. Yaşlandı artık. Onunla bir duygusal bağımız da var. Sebebi şu, Altan Hoca, İngilizce hocamız, Kore Savaşı'na gitti. Kore Savaşı'nda tercüman olarak, o zaman İngilizce bilen pek yok Türkiye'de. O da gazi. Dolayısıyla benim talebelerimden diyor tek gazi sensin. Ben de diyorum ki hocam sen benim hem hocam hem komutanımsın. Yok ya diyor, ben diyor asteğmendim diyor. Sen diyor üsteğmendin gaziyken. Böyle yani onu tabii bilinçli bilerek gittim. Ben ayrıldığımda Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, Türk Deniz Kuvvetleri'nden devremin birincisiydim. Yani başarılı bir şekilde. Yani birincisiydim. Yani şeydi, bir karardı bu. Ve 40 yaşında dedim ki ben başka bir yere yelken açacağım. İşte bu sevdiğim, ikinci sevdiğim, Allah nasip etti, mesleğe intisap ettik. Yani 25 yıl doldu. 15 yıldır ana haber sunarım. Evet. 15 yıldır kesintisiz ana haber sunan tek kişiyim Kıbrıs'ta. Kesintisiz. Müthiş gerçekten. Yani, ama nereden nereye diyeceksin? Biliyor musun başım nasıl ben ana haberci oldum? Nasıl oldu? Tolgay Tarıman başımın belası. Tolgay torbayı yapıyor. Çok iyi bir televizyoncudur Tolgay Tarıman. İşte ilk özel televizyonculuk başlıyor Kıbrıs'ta. Kanal T kuruldu. Yayınlaya başladılar. Fakat ana haber sunacak kimse bulamıyorlar. Tolgay Tarıman beni aradı. Mesut abi ya dedi. Sen dedi bu haberleri sunarsın. Ya dedim nasıl sunarım? Yani benim ne televizyon deneyimim var. Ne? Abi dedi sen Türkçeni düzgün konuşuyorsun. Yani ve biz Tolgay'ın iteklemesiyle 15 yıl doldu. O sırada ne iş yapıyordunuz? Akdeniz Garanti Bankası'nın koordinatörüydüm. Evet, hiç idari koordinatörüydüm. Evet. Halk değişiklerdi tabii. Evet. Basınla devam ediyordum. Yani ben emekli olur olmaz basın ve halk değişikliğe geçtim. Yani zaten o konuda da eğitim almıştınız Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ki o zamanlar Türkiye'de bu eğitimi alan da çok az kişiydi. Genel. Peki halkla ilişkiler nereden çıktı? Hani gazetecilik okumak istiyordunuz. Ben insanları çok severim. Ya en büyük etkeni bu. Evet. Belki de yani başında temin dediniz ki başarı öyküleri. Siz beni telefonla aradığınızda ya dedim şimdi yani başarı, acaba başarılı mıyız hakikaten? Yani ama dedim belki demek ki Şule Hanım da böyle bir şey gördü ki çağırdı beni. Fakat daha sonra aklıma Oprah Winfrey'di galiba, tam hatırlamıyorum. Robert Mitchum var, Amerikalı ünlü artist.
O bir yayına çıktı böyle benim gibi. İşte ona soruyorlar falan. Ben dedi Amerikan gençliğini de ama epey oluyor bu 20-25 sene evvel. O zaman daha popüler, çok popülerdi. Ben Amerikan gençliğinin dedi idolü ve dedi özlemini temsil ediyorum dedi. Beni dedi hedef seçecekler başarı için. Ben dedim yani amma attı ya vallahi billahi İngilizce. Çünkü dedi o gençler bakınca ulan bu salak bir şey olduysa biz garanti oluruz diye dedi. Moral yapacaklar dedi. Sen arayınca o geldi aklıma. Ya dedim belki de gençler bakar. Ya biz de bu mesleklerden birini ironi yapıyorum ama Robert Mitchum bunu çok güzel söyledi orada. Evet, enteresan bir yaklaşım biçimi gerçekten. Bana göre de. Bana göre de. Ben dedi onlara dedi örnek dedi. Oluyorsa ben biz de olacağız dedi. Evet, ama siz liyakat madalyasıyla ödüllendirilmiş, Girne'de bir caddeye ismi verilmiş bir şahsiyetsiniz. Dolayısıyla yani o tabii Kıbrıs farklı. Türk halkının yani büyük kader bilirliği, vefakar, vefa bilirliği diyeceğim. Çünkü o zamanki Girne Belediyesi o bölgeleri ele geçirenlerin isimlerini verdiler. Öncelikle biz tabii şehit arkadaşlarımızın ismini yazdırdık. Fakat beni de yazmışlar. Ben de diyorum ki galiba şehit listesinde bizim de ismimiz vardı herhalde. Çünkü sokağın sonra değiştirdiler. Başı ilk açıldığında ben yıllar sonra haberim oldu. 1986'da geldiğimde adıma bir sokak verildiğini gördüm. Şehit Mesut Yüzev yazıyordu. Sonra şehidi kaldırdı belediye. Şeyde Allah razı olsun. Büyük onurlardan bir tanesi. Madalya hayatımın en büyük onuru. Onurudur. Evet. Bu da öyle. Büyük bir başarı gerçekten. Yani, herkese nasip olmayacak bir durum. Yani evet. Evet artı işte 15 yıldır haber spikerliği, ana haber evet, kesintisiz sunan. Buna da baktığımızda daha sayabileceğimiz pek çok şey var. Pek çok yerde işte dış basın birliği kurucu üyesisiniz. Birçok gene dernekte faal üyesiniz, evet. Kurucusunuz. Yani siz boş durmayı hiç sevmeyen insansınız. Yok. Çok böyle hiperaktif bir görüntünüz var zaten. Yani o zor. Belki de bizi hayata bağlayan şey o. Boş yani mümkün değil. Ya okuyacağım ya severim hareketli. İnsanlara yardım etmeyi çok severim. Yani insanları severim. Ama onlar da beni seviyor. Ya bu karşılıklıdır zaten iletişim. Ben üniversitede derse başlarken her yıl tahtaya şunu yazarım. Bazı insanlar size gülümseyemeyecek kadar yorgundurlar. Siz onlara gülümseyin. Ve halkla işler yapacaksanız bu gülümsemeyi yüzünüzden eksik etmeyin. Eğer gülümseyemiyorsanız halkla işler yapmayın. Başka iş seçin. O nedenden seviyorum insanları. Onlar da bizi seviyor. Hiç ayırmam. Ne kadar güzel. Hiç ayırmam. Güzel bir şey hakikaten. Evet, insan sevgisi. Ama karşılığını çok gördüm. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz bir sorununa çare buluyorsunuz haberinizde veya bir yardım halloluyor. Sokakta sizi buluyor. Ellerinize sarılıyor. Ya diyor, iyi ki onu gündeme getirdiniz. O iş halloldu. Halbuki belki olacağı varmış ama belki biraz çabuklaşıyor o iş biraz biz gündeme getirince. Onun verdiği mutluluk, onun verdiği haz. Yani şey değişmez. Benim hiçbir zaman için çok büyük param olmadı. Ama hiç namerde muhtaç olmadan da yaşadım. Ha, başarı değil. Deyince o da aklıma geldi. Acaba başarının kriteri ne? Çok para kazanmak. Evet. Veyahut ne bileyim çok büyük bir futbol yıldızı olmak. Ne bileyim bir önemli bir yazar mı olmak? Veyahut da sıradan bir insan olup da yani toplumda sevilip sayılmak mı? Bence bu. O kadar geniş bir anlamı var ki aslında başarının. Ya. O aynen. Kadar geniş ki yani nereden bakıyorsanız hani bir fil hikayesi vardır. Fili görme nereden evet tutarsın? Nereden tutarsanız odur işte. Aynen öyle. Evet. Aynen başarıyı da öyle alınca yani tabii ki yaşam zorluklarla dolu. Hı hı. Ya ben yaşamı aynı muharebeye benzetirim. Muharebelerde, savaşlarda az hata yapan kazanır. Hatalar olmaması mümkün değildir. Hatta hatalar zincirdir. Yaşam da öyle. Hatalar olur. Ama o hataları
aşabilirsek, ders alabilirsek, bir daha tekrarlamazsak başarı gelir. Çeken şey bir asker mantığını hayata uygulamanız oldu. Aynen burada öyle. Yakaladım. Ama şimdi herkes psikolog oldu ya. Tamamen Sayın Hocam, tamamen doğru. Evet. Yani hep bunu günlere ait askeri stratejilerinizi hayatınıza uyguladığınız oluyor mu peki? Olmaz olur mu? Bakın şimdi diyorlar ki siz de diyorsunuz bu kadar farklı işleri nasıl yapıyorsunuz? Hı hı. Siz eğitiminiz askeri bir eğitim. Hı hı. Bambaşka bir konseptle yetiştiniz. Ama geliyorsunuz halkla işlercilik yapıyorsunuz. Habercilik yapıyorsunuz. Ben buranın en yüksek tirajlı dergilerini çıkarttım. Hala en büyük grubun başındayım. Yani dergici. Bütün konu şu. Şule Hanım. Durum muhakemesi diye bir şey vardır askerlikte. Esasında hepimiz yapıyoruz. Siz de herkes yapıyor. Hı hı. Durum muhakemesi şudur. Bir eyleme, harekata, bir şeye karar vereceğinizde önce kafanızdan bir planlamalar zinciri geçer. Biz buna durum muhakemesi deriz. Önce zamanın planlamasıyla başlar. Bu işi ben kaç zamanda nasıl yapacağım? Artı bu işin zorlukları ne? Biz buna askerde düşmanın imkan kabiliyetleri, kendi imkan kabiliyetlerimiz diyoruz. Bunu hayata çevirirsek zorluklar, kolaylıklar. Bunlardan hangilerini nasıl yenebilirim? Kendi imkan kabiliyetlerimi nasıl daha iyi duruma getirebilirim? Bizim mevcut silahlarımız mevcut silahlarımı mi? Nasıl kullanırım? Hassas tarafları nelerdir karşı tarafın? Acaba hangi silahı nerede kullanayım? Sonunda bir karara ulaşırsınız askerlikte.
Kim ne maksatla, ne zaman, nasıl, nerede, ne yapacak? Bu bütün hayatta böyledir. Ben hiçbir haberimi 5N1K'ya göre yazmam. Kim ne maksatla, ne zaman, nasıl, nerede, ne yapacak? Hepsi var. Hepsi var. Bütün ögeler var. Bu karara da vardığınız zaman uygulamaya başlarsınız. Ama bazen kararlar yanlış olabilir. Dediğim gibi hata olur. O zaman dönüp ondan ders alıp devam etmek lazım. Doğrudur. Askerliğin verdiği temel eğitimi sivil hayata uyguladığınızda bu birçok askerin başarısında da önemli rol oynamıştır. Durum mahkemesini iyi yapmak yatar. Evet, analiz yapmak. Evet, analiz, durum analiz. Evet. Siz evet. Daha ilmi konuşuyorsunuz. Rica ederim. Şimdi peki önemli bir karar alırken nelere dikkat edersiniz? Evet. Yani nasıl bir duruş sergilersiniz? Ciddi Doğru. bir stresli bir karar almanız gerekiyor. Doğru. Böyle bir durumda nasıl davranırsınız? Önce bunu yapıp yapamayacağıma bakarım. Yani ben bu işin altından kalkabilir miyim? Eğer tek başıma kalkamıyorsam acaba yanıma alacağım yardımcılarla, arkadaşlarımla, dostlarımla kalkabilir miyim? Eğer onu görebilirsem ufukta, o zaman biraz önce sizin çok güzel buyurduğunuz gibi o silahları, hedefleri seçerek, birbirine organize ederek, hı hı. ama ilk yaptığım şey gerçekten, çünkü hiç kimse başarısızlığa uğramak istemez. Hı. Artı bazı operasyonlarda, bazı kararlarda sadece sizinle bağımlı değil, bir ekibi götürüyorsunuz, o ekibi de hüsrana uğratabilirsiniz. Hı hı. Şimdi diyeceksiniz ki gene askerliğe gitti. Aynı askerlikte, siz askerlikte emir komuta ederken çok kendinizi düşünemezsiniz. Ha, korkmaya bile fırsatınız olmaz. Bütün dava ekibinize bir şey olmasın ve verilen görevi yapabilmek. Dolayısıyla iyi bir kararın aşamalarını iyi değerlendirmek lazım. Olmadı mı? Birkaç tane oldu ama çok da büyük değildi. Yani çok büyük hüsrana uğramadım. Evet. Peki tekrar şöyle eski günlere dönecek olursak, sizde iz bırakan bir anınızı bizimle paylaşabilir misiniz? Şimdi aslında tabii ki çok anılar vardır ama iz bırakan da, bunu da bir iki defa anlattım, tekrar olacak. Çünkü hayatımın en büyük anısıdır, hı-hı. iz bırakan anısıdır. Arada sırada da Facebook'ta, şimdi ismini vermeyeyim çünkü biraz şey bir sansürlü bir ismi var o blokun. Ya bu adam ne zaman çıksa diyor askerlik hikayelerini anlatıyor. Öbürü de yazmış. Ya diyor zaten diyor bir şey de başka bildiği yoktur diyor. Öbürü de yazmış. Diyor ki ya bu adam diyor harbe katılmış ama vallahi diyor emin diyor. Bu adam diyor mermi bile atmamıştır ya diyor. Dolayısıyla şimdi adını vermiyor. Bakın insanın hayatında tabii ki unutamayacağı anlar vardır. Benim hatıram şu. En önemli hatıram. 6 Ağustos'u 7 Ağustos'u bağlayan gece. Girne artık ele geçirmiş. 1974 Barış Harekatı'ndan bahsediyorum. Ve biz muharebeleri karakolu diye bir görevdeyiz. Bu şu mesafemiz Rum İl Muhafız Ordusu'yla yaklaşık 50 metre falan. Ve Lapta taarruzunu bekliyoruz. Ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ateşkes var. Bir kod gelecek telsizden ve yeşil işaret bir şey atılacak. Ve biz gece taarruzuna başlayacağız. İşte bunu beklemek de zordur böyle çukurun içinde. Bir de bulunduğumuz yer kendi ana birliklerimiz bir baskına uğramasın diye bayağı ileride kopuk bir tepenin üstünde. Ristoso Simma tepesidir orası. Yani bizim Karmi'nin veyahut da Karaman'ın biraz aşağısıdır. Orada duruyoruz gece gündüz. Ne şey geldi, işaret geldi, kod geldi. Biz taarruza başladık. Lapta'ya doğru ilerliyoruz. Tam benim önümde Fethiyeli Onbaşı Osman Dağlı harekatı yürütüyor. Ben de arkadan sevk idare ediyorum. Oraya ateş alın, oraya atın, şuna bakın. Mermi yağıyor bilmem ne. O kadar sık ki
bitki örtüsü, limon ağaçları, portakal ağaçları neyin nereden geldiği belli değil. Ben sadece dallar düşüyor, mermileri oradan fark ediyorum. İşte çocuklara yatın diyor. Bir an bir yolu açtık, son anda bir mazgal gördüm. Dikkat, mazgal demeye kalmadan mazgaldaki makinalı tüfek ateş etmeye başladı. Osman tam benim önümde yürüyordu. Osman vuruldu. Yattık hemen. Sonra biz ateş altına aldık. Oraya bakamadık da hemen Osman Dağlı'ya. Sonra sürüne sürüne yanına gittim ben. Çevirdim. Kolunda yara var. Gözleri açık. Aslında hemen Halil Kolağısoğlu geldi yanıma. Turnike yapıyor sonra. Osman dedi ki, evelallah benim işim tamam komutanım dedi. Siz onları kaçırmayın dedi. Yok ya Osman dedim ki, ya tek yaram var. Bir şey değil, önünde bir şey yok çünkü. Bir arkasını çevirdik. 5 mermi gelmiş. Meğerse koluna yarayınca insan acıyınca geri döner ya. Veyahut da o savrulmayla. Ona tabii yani yok ya dedim işte bu arada. Verdik bir arkadaşın sırtına. İlk yardım merkezine gitti. Harekat bitti. Ben gittim. Osman şehit olmuş. İşte künyesini aldım. Bir tanesini üstünde bırakıyoruz. Bir tanesini biz alıyoruz. Göndermek için merkeze ve deniz kuvvetlerine. Cep defteri var. Cep defterini de aldım. İçinde birkaç para. Cep defterini de aldım, koydum. Kendi şeyimin içine. Ceketimin içine. Osman'ı gönderdik. Ertesi gün cep defterine bakma imkanım oldu. Şu anda Amfibi Alay, şu anda Tugay oldu. Foça'da, oradaki müzededir bu defter. Bir sayfa, arkadaşlar diyor, yarın Lapta taarruzu var. Bunu kişilere borçlarım var. O zaman 2,5 lira, 5 lira arkadaşlarından almış. Öbür sayfa, arkadaşlar taarruz var. Eğer ölürsem şu kişilerden alacaklarım var ki daha fazla. Borçlarımı ödeyin, kalanı anneme yollayın. Böyle bir defter. Hadi bu da olabilir. Defterin içinden bir siyah beyaz resim düştü. Bahriyeli kıyafetiyle çok güzel bir çocuktu. Fethiyeli Osman Dağlı. Arkasını çevirdim. Topraktan aldılar cismimi. Bahriyeli koydular ismimi. Bir gün çelik mermi delerse göğsümü, hatıra olarak saklayın resmimi yazmış. Bu benim unutamadığım anı. Evet. Dinlerken bile tüylerim diken diken oldu. Yani, çok. Hep Osman'ı hatırlarım. Şehitlerimiz zaten bizim 13 şehit, 65 yaralımız var. Evet, geçtiğimiz günlerde Gaziler Günü'ydü. İşte arkadaşlardan mesajlar da geliyor. Doğrudur. Yani gazilik şehitliğin veresiye bölümüdür. Biz veresiye bölümleri yaşıyoruz. Allah bunları da nasip etti. Fakat ben hem Gaziler Günü'nde de şunu söylerim. Esas biz gaziler Kıbrıslı Türklerdir. Niye? Bütün halk savaşmıştır. Evinden şehit çıkmayan Kıbrıslı aile yoktur. Mücahit ve gazi bir halktır Kıbrıs halkı. Hay Allah, nereden nereye geldik? Evet, biraz hüzünlendik evet. Ama bu da işte hayatın gerçekleri. Bizi biz yapan gerçeğin bir parçası aslında. Doğru. Ben hep şunu savunurum. Şimdi travmatik bir anınızı anlattınız. Doğru. Ciddi büyük bir travma. Savaş yaşadınız gözünüzün önünde. Evet. Askeriniz şehit oldu. Bunlar kollarımda. Tabii ki yani bu yani gerçekten... Sonra, evet. Unutulmazdır, evet. Kesinlikle çok zor bir durum ve unutulması mümkün olmayan bir durum. Fakat bütün bunlar aslında bizi daha da güçlendiriyor. Yani ben aynen hep buna inanırım. Bir takım zorluklar yaşıyoruz belki. Bunların da sıkıntısını hep çevremizde paylaşırız. Ama aslında bizi o zorluklar her zaman bir üst noktaya daha da
güç, hayat olaylarıyla baş edebilme kapasitemizi geliştiriyor. Doğru. Kapasitemizi arttırıyor. Yani siz şu anda çok bu noktalardaysanız, işte bir takım stratejiler, bir takım acılar yaşadınız, tabii, bir takım güçlüklerden geçtiniz ve bu sizi daha güçlü kılıyor. Evet. Zannedersem Hazreti Muhammed'in sözüydü. İşte kesilen sakal daha güçlü çıkar. Doğru. Evet. Yani öldürmüyorsa, öldürmeyen yara bizi daha güçlendiriyor. Daha doğrudur. Evet. Hakikaten daha güçlü yapar. Bir de sevgili hocam, yani hocam diyorum çünkü psikologlar aynı zamanda hocadır. Yani. Çünkü öğretir. Veyahut da doğru yolu gösterir. Veyahut da sorunları çözer. Ve o yüzden çok gençsiniz ama öyle diyorum. Çok ilginçtir. Tamamen katılıyorum ve çok güzel özetlediniz. Bir Arap atasözü der ki, ayakkabılarım yok diye üzülüyordum, ayakları olmayan bir çocuk gördüm. Çok enteresan. Hep hamdolsun demek lazım ve evet, yıkılmamak lazım, ders çıkarmak lazım ve ileriye bakmak lazım. Evet, siz çok güzel özetlediniz ama demin. Siz de çok güzel toparladınız. Bu sizin işte hayattaki başarınızın sırlarından bir tanesi. İleriye bakmak dediniz. Doğrudur. Yani doğrudur. Geçmiş ne kadar acı da olsa geçmişte bırakıp ama unutmayacağız da, ders alacağız. Mutlaka. Ders mutlaka alacağız ama ileriye bakmak lazım. Atilla İlhan. Hiç tartışmasız. Mustafa Kemal Atatürk. Hiç tartışmasız. Biraz yelpaze geniş. Yani ben hem Türk sanat müziğini, hem klasik batı müziğini, hem de popu çok seviyorum. Yani ayırmıyorum. Sanatçılar da yani, onları da zor, ayırmak çok zor ama mesela bazıları tartışmalı ama ben Zeki Müren'in sesini severdim. Savaş'tan da olabilir, bir de arkadaşız, çocukluk arkadaşım Yasemin Kumral'ın sesini severim. Hala da devam ediyor dostluğumuz. İnci Çayırlı'yı çok severim. Aşk hikayesi, Love Story'yi ben çok beğendim. Çok sevmiştim. Klasik bir Yeşilçam filminin yeniden yapımı. Ama bunun yanında da Sherlock filmlerini hemen bir yere koymak lazım. Mavi Sürgün olabilir. Halikarnas Balıkçısı'nın. Harp okulundan tüm subaylar kendilerini Atatürk sanıp çıkarlar. Örnek aldığım kişi o. İdolüm o. Yalan söylememek. Yalana hiç tahammülüm yoktur. Hiç. Her şeyi affederim de o biraz zor. İftira. En çok ondan korkarım. En çok ondan korkarım. İftiradan korkarım. Yani pek. Pek yok ya. Keşke, galiba pek keşkem yok. Yok, evet. Galiba istediklerimi yaptım yani. Yok, ben bütün istediğim işleri yaptım. Çıkar yol kal. Artık iyi bir emekli olmalıyım. Öncelikle karşılıklı sevgi saygı. Vatan sevgisi. Dürüstlük ve top gözlülük. Bence öncelikler bunlar. Arkası zaten gelir. Belki çok klasik ama gene de biraz çalışmak. Bir gününüz nasıl geçiyor şu anda? Evet. Bugünümüze gelirsek. Şu anda aslında yaşamımın en rahat günlerini yaşıyorum. Nedeni şu.
Ben artık emekliyim yani. Ben güzel bir mütekaid mesaisi yapıyorum. Hem biraz da rahat çalışıyorum, sevdiğim işleri yapıyorum. İstediğim zaman bir kere işe gidiyorum. Hayatı boyunca 6.30'da işe gitmiş bir adam. Şimdi artık saat 10'da kalkabiliyorum. Gece saat 2'ye kadar, 3'e kadar kitabımı okuyorum. Dizi izliyorum, internete bakıyorum. Yazılarımı yazıyorum. Yani hoş bir ritüel şu anda. Dolayısıyla yalnız dediğim gibi zamanın planlamasını yapınca ne televizyon programları aksıyor. Ben dünyanın 3. büyük ajansı İHA'nın Kıbrıs temsilcisiyim. Ne haber? Ama ben değil ki. Ekip de var, arkadaşlar var, kameramanlarım var. Yani bu şey başarının diğer bir şeyi iyi ekiple de çalışmaktır. Şimdi ben bunların hepsinde uzman değilim ki. Yani koskoca bankanın idari koordinatörüydüm. Paranın dışında her şey bana bağlıydı. Tamam, insan kaynaklarını yönetme falan işim. Halkla işler işim ama diğer bazı konular var. Ama o zaman iyi insan elemanlar var. Onların işlerini biliyorlar. Onları dinliyorum. Onların önerilerini dinliyorum. Sonunda mantıken bir süzgeçten gelip karar ve başarıya ulaşıyoruz. İyi elemanlarla, düzgün elemanlarla çalıştığınız zaman daima başarı da gelir. Ekibi iyi seçmek lazım. Evet. Ve de o ekibe de hepsini ben değil, sorumluluk vereceksin. O yapacak, sorumlu olacak. Arada sırada hatalar olacak ama o da bir gün gelecek, senin yerine gelecek. Oldu. Evet. Oluyor. Yani ne kadar da seviniyorum. Görev dağılımı yapıyorsunuz gayet çalışmanızda. Tabii. Gayet tabii. Gayet tabii. Hep birlikte çalışınca da ama dediğim gibi iyi adam seçme. Galiba bunda biraz başarılıyım. Galiba başarılıyım. Yani. Nelere dikkat edersiniz mesela? Ekibinize alacağınız kişilerde. Yani belki garip gelecek ama belki sizin ilimde hocam ben kılık kıyafete bakarım ya. Yani gelişte şimdi kendi oğullarım şirket sahipleri bilmem ne bağrı açık yakalarlar toplantılara gidiyorlar. Ya baba diyorlar değişti. Fakat ben kıyafetin temizliğine asla lükslüğüne değil uyumuna ona bakarım. Konuşmaya bakarım. Çünkü konuşmayla yap bir iki sualle o işe ne kadar hakim olduğu bilmese bile öğrenip öğrenemeyeceğini anlarım. Dolayısıyla ama tabii ki o kural da geçerli. İnsanlar kıyafetleriyle karşılanırlar ama fikirleriyle uğurlanırlar. Ama galiba biraz eski kafalıyız. İlk intibanın önemli olduğunu düşünürüm. Evet, düşünürüm. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Yani biraz bir de işte konuşması, tavrı, bilgisi, o konudaki altyapısı. Mümkünse şimdi üniversitede veyahut da staj yapan çocuklarıma hep şunu söylüyorum. Yaptığınız iyi şeyleri dosyalayın. DVD haline getirin. İş aramaya gittiğinizde anlatacaksınız kendinizi. Ama bir de şunu da bir isterseniz bir gösterebilir miyim? Bu benim yaptığım bir taslak reklam filmiydi. Görmek ister misiniz? Deyince insanlar gördüğü, tuttuğu, dokunduğu şeye daha iyi inanır. Siz ne kadar anlatsanız. Dolayısıyla somut örneklerle de gelenlerin şansının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Evet, bunlar hep tecrübeler tabii ki. Evet. Peki ön sezilerinizi ne kadar kullanırsınız hayatınızda? Ya ilginçtir ama çok kullanırım ha. Yani hatalı mı acaba? Yani böyle bir empati benle de oluşur esasında. Yani nedeni bilmiyorum Allah'tan bir şey mi? Yani bu iş, bu beyle bu iş olmayacak şey olur. Çok az yanıldım. Çok az yanıldım. Yani iç sesinize kulak veriyorsunuz. Veriyorum. Belki hatalı. Niçin yani, öyle düşünüyorsunuz? Bilmem siz uzmanı sizsiniz. Estağfurullah. Hayır yani çünkü belki de yanlış olabilir. Yani, ama çok az yanıldığınızı çok az söylediniz. Yanıldım. O zaman... Çok az yanıldım. Evet. Yani çok az yanıldım o konuda. Evet. Yani dikkatimi çeken şey siz analiz yapıyorsunuz, mantığınız hep ön planda, bir organizasyon yapıyorsunuz, artılar, eksiler vesaire hep bütün bunların böyle bir kategorize ediyorsunuz önünüzdeki işi. Fakat aynı zamanda sezgisel tarafınız da var. Yani hani böyle bazı insanlar daha objektif, daha somuttur, rasyoneldir. Evet. Ya, siz mi? İki tarafı ya. Da kullanıyorsunuz. Evet. Bu çok ilginç. Evet. Yani evet. Tamamen her şeyi kalıplarla,
kitaplarda yazdığı bir asla, asla trafik evet. kaideleri gibi yürümez hayat. Evet. Hiç. Evet. Hiç. Bu da işte sizi güçlü kılan faktörlerden bir tanesi bence. Çünkü analiz yeteneğinizin olması, işte kategorize etmeniz, önünüzdeki olayları analiz etmeniz güzel. Ama aynı zamanda sezgiler de farklı rol bir oynuyor. Evet, farklı bir açıdan sizi daha başarılı kılıyor diye düşünüyorum. İnşallah devam etsin bakalım. Evet. Peki ayrıntılar sizin için ne kadar çok önemlidir? Kova burcu. Evet. Çok önemli. Ve kaçırmam da yani. Hı hı. Şimdi tekrar niye? Askeri eğitimde hataları görmek üzere yetiştirilirsiniz. Buraya girdiğinizde her şey düzgündür ama hı. yamuk duran kablo orada unutulmuş, burada öyle bir şey yok ha. Yani unutulmuş bir kola şişesi. Hemen görürsünüz. Görürüm. Hı hı. Yani bu eğitiminizden kaynaklanan öyle, bir şey mi? Öyle yetişti. Hatayı görmek üzere. Hı hı. Komutan hatayı görür. O yüzden ayrıntılar çok önemlidir benim için. Çok evet. önemli. Ancak özellikle yayın hayatında. Yani bunun bir derse elinizde olmayan hatalar olur. Olur. Bin kere okursunuz, dikkat edersiniz, yayınlanır. Öyle değildir. İstediğiniz gibi olmamıştır. Ya resim kaymıştır, ya renk kaymıştır. O zaman da üzülmeyeceksiniz. Bu olmuş. Ben elinden geleni yaptım. Bu kadar olmuş. Bir daha sefere yapmayalım topladığımda ve mümkünse eğer ikinci sayıda düzeltelim. Yayında da öyle. Yani biz insanız. Kelime sürçer. Bizim tiyatrocuların trak dediği şey gelir. Kal gelir. Kesin aklına gelmez. Yani bir şey söyleyeceksin gelmez. Ya olabilir. Hata yapabiliriz. Yalnız şunu da gördüm bu 15 yıllık ekran tecrübemde. Ki 15 yılın içinde sadece haber değil. 700'e yakın Mesut Günsev'le konukları programı var kesintisiz. 600'den fazla da her pazartesi anlattığım Mesut Günsev'le pazartesi öyküleri var. Tekrarı çok azdır. Hep değişik öyküler. Sadece ben değil sağdan soldan izleyiciler de gönderiyor. Orada bir sürü hatalar yapıyorum. Ama ben şunu anlıyorum ki, anladım ki samimi olduğunu görünce izleyici affediyor. Affediyor. Yani diyor ya böyle yaptın ama diyor işte, tamam ya diyor toparladın diyor. Hata gayet yapılmasa çok iyi olur. Ama hata da yapacak insanız. Herkes hata yapar. İnsanız. Hoşgörüyle bakmak lazım. Evet, aynı zamanda da hoşgörülüsünüz. Evet. Hem hataya karşı şeysiniz, açık uyanıksınız, yakalıyorsunuz. Evet, biraz bağırır çağırırım ama onlar bilirler. Da benim de çalışanım. Şimdi derler biraz sonra tamamdır. Sakinleşecek. Peki bu kadar yoğun temponuzun arasında kendiniz için ne yapıyorsunuz? Yani bir hobileriniz? Şimdi esasında tabii hobi değil, hobi olarak kabul etmemek lazım tabii. Kitap sevgisi, kitap okumak. Çok iyi bir okurum çocukluğumdan beri. Ve orta hali bir ailede olmamıza rağmen hep kitabım oldu. Kitaplığım oldu. Benim en büyük tutkum o. Evde dönecek yer yok. 10 bin kitap var. Bunun %70'ini okumuşumdur. Ama diğeri müracaat kitaplarıdır. Yani hobi olarak, bir hobi olarak kabul etmiyorum ama beni çok mutlu eden müzik dinlemeyi çok seviyorum. İnanılmaz kabiliyetsizimdir. Islık bile çalamam. Fakat çok iyi bir dinleyiciyimdir. Yani hobi olarak bakarsak. Dediğim gibi kitap okuma. Bir iki şeyi biriktirme. Yani koleksiyonculuk anlamında. Evet. Ne tür objeler? Ya, yani bir zil, çan var ya. Onlardan. Ama niye, nasıl başladığını söyleyeyim sana. Bir gün Prag'da geziyoruz. Prag'a gitmiştim. Gitmiştik eşimle beraber. İşte herkes alır ya hatıra eşyası. Evet. Ben de orada bir hanımefendi, yaşlı bir hanım şey satıyor. Prag amblemli ziller satıyor. Çanlar. Ben de bir tane aldım. Üstünde yazıyor falan filan. Ödeyeceğim. Ben Rusça bildiğim için eski Çek Cumhuriyeti'nin bütün hepsi öyle eğitim gördüler zaten. İşte Rusça'da işte kaç para falan filan diyor. Şey oluyor. Pratik de olsun diye. Baktı böyle hanım bana. Dedi bu çanlı dedi ne işe yaradığını biliyor musun? Yok dedim ya ne zayıf atıyorum. Nereden bileceğim dedim. Sen dedi evli misin?
Evliyim dedim. Milattan önce evlendim. Yürüyor ileride dedi. Niye öyle diyorum? Bugün bu programın yayınlandığı gün bizim Nurhan Günsev'le 38. evlilik yıl dönümümüz. Yani bu akşam şey... Evlilik yıl dönümümüz. Evet, orada da programı izleyeceğiz. Şey, dedim bilmiyorum nereden bileyim. Bak dedim. Evlilikte ve beraberliklerde her şey dümdüz gitmez. Arada sırada itişmeler, kakışmalar, kavgalar, hatta büyük ayrılıklara giden şeyler olur, problemler olur. Evet dedim, olur, oluyor da. Normal yaşıyoruz. Bunların dedi çoğu dedi sizin erkeklerden kaynaklanır. Yapma ya dedim. Evet dedim. Ama dedi siz erkekler kolay kolay özür dilemezsiniz. Kendinize dedi yediremezsiniz özür dilemeyi. E dedi bu dedi biraz da anlaşılabilir. Ha dedi. O zaman dedi öyle bir şey varsa, kopukluk varsa bu çanı alırsın. Yatak odasına gidersin. Çanı çalarsın. Bu demektir ki sevgilim, ben hata yaptım. Hata bende. Ama o egom gelip senden özür dilemeyi bırakmıyor. Bak işte çanı çaldım, sen de beni affet der. Dolayısıyla bu soğukluk bitsin. Vay be dedim, güzel hikaye. Hakikaten çok, çok güzel. Çok güzel hikaye. Çok kullandım ben bunu halkla ilişkilerde. Ondan sonra çanları biriktirmeye başladım. Müthiş bir deniz kabukları koleksiyonum vardı. Oradan oraya taşınırken o kayboldu. Bir de minyatür içki şişeleri biriktiriyoruz işte gittiğimiz yerlerden. Yani bunlar koleksiyon diyebilirsek. Yani ufak tefek bu tür ufak objelere tefek. Merakınız yani var, işte ilgi değişiyor. Duyuyorsunuz. Çünkü bir anı onlar esasında. Evet. Onu gördüğünüzde ben şuradaydım falan diye bir anı. Ama esas çok hobi demeyelim ama kitap. Evet. Peki çok seyahat eden birisi misiniz? Evet, evet. Seviyor musunuz gezmeyi? Severim. İşte bu da sizi besleyen enerji severiz, aldığınız. Severim. Bir de Bahriyeli olmam nedeniyle çok yer gördüm. Evet. Yani özellikle Akdeniz'i avucumun içi gibi bilirim. Bütün limanlarını gördük. Yani bilirim. Severim de insanları tanımayı, yeni yerler görmeyi, yeni şeyler öğrenmeyi. Nereden ben bu hayat dersini Praga gitmesem, o yaşlı Komünist Partisi üyesi, nereden biliyorum Komünist Parti üyesi madalyası vardı. Ulan komünizm bitmiş, kadın hala takıyor. Bana bunu öğretti. O kadar fanatik. Anayla bunu öğretti. Evet, evet. İşte böylelikle biz de tecrübeler ediniyoruz. Bunlar tabii ki çok büyük zenginlik oluyor insan için, bu tür deneyimler. Doğrudur. Yaşantılar. Doğrudur. Evet. Doğrudur. Peki denizle bağınız nasıl? Müthiş bir sevgi. Yani aşk. Evet. Aşk. Hani yani tekne tutkusu beri gibi bir şey yok mu hayatınızda? Yani hep deniz kenarında büyüdüm. Deniz kenarında görev yaptım. Bu adada kalmamın en büyük etkenlerinden biri deniz ve bu güzel insanlar. Sebebi şu, çünkü buradan artık emekli olacağımda Ankara'ya gidecektim. Yani denizsiz bir yer çok zor benim için. Çok zor. Burada da bir imkanlar vardı. Dedik ki bu kadar 27-29,5 yıl tam hizmettir yıpranmalarla beraber. 25 yıl bir fiil silahlı kuvvetlere hizmet ettim, deniz kuvvetlerine. Dedik ki o kitabı kapayalım, yeni bir kitap açalım. Deniz yani kalktım sabah çok az da gözükmesine rağmen denizi görmek büyük mutluluk verir bana. Evet. Çok büyük mutluluk verir. İnsanlara da verir. Deniz çok güzeldir. Evet. İnsanı kucaklar. Herkes, hemen herkes çok sever ama çok, sizin için anlamı daha farklı olmalı diye düşündüm. Evet. O yüzden. Çok farklı. Peki son olarak hayat felsefenizi nasıl tanımlarsınız? Size göre hayatın anlamı nedir? Zor bir sual. Yani evet, hayat bir kere bu iki kapılarında geldik gidiyoruz. Yararlı bir yaşam olmalı. Kendimize de, ailemize de faydalı ve vatanımıza da faydalı bir yaşam olmalı. Diğer düsturu biraz önce söylediğim gibi, bazı insanlar size gülümseyemeyecek kadar yorgundurlar. Siz onlara gülümseyin derim ve ben gülümserim. Genelde de bana da gülümserler. Bazen de bu adam
niye gülümsüyor diye de düşünenler olabilir ama gülümserim. Hiç tanımadım adam. Göz göze gelmişiz. Merhaba efendim derim. Bazıyor, niye bana merhaba derim. Ne yapayım? Göz göze gelmişiz. Yolda hiçbirini tanımıyoruz. Ama bazıları da bütün gücüyle merhaba der. Güzel bir gün başlar. Evet, ne kadar güzel. Aynadır aslında. Hep öyle aynen. Söylenir. Hayat bir aynadır. Aynen. Siz ona gülümserseniz o da size gülümser. Evet. Çok güzel. Karşınızda gülümsemeden durmak mümkün değil zaten. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Peki son olarak izleyicilerimize başarı konusunda neler önereceksiniz? Ne tür tavsiyelerde bulunacaksınız? Yani bir, her zaman söylediğim gibi hedefleri iyi koymak lazım. Arada zorluklar olursa yılmamak lazım. Ve bunu aşmak mümkün. Olmazsa da hüsrana kapılmamak lazım. Ve çok da üzülmemek lazım. Yani hayat çok kısa. Yani evet. Çok kısa. Üzülmemek lazım. Tadını çıkarmak lazım. Eğer olabildiğince. Tabii ki büyük acılar da vermesin. Ama hayat gülümsemeye de değer esasında. Evet, geçmişi geçmişte bırakmak gerek diyorsunuz. Ya yani unutmamak lazım ama ders almak lazım ama önümüze bakmakta hep yarar var. Nereye gideceğim diye. Evet. Peki efendim bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok keyif aldım. Nasıl geçti zaman anlamadım bile. Çok arkadaşlar işaret ediyorlar süremiz bitti diye ama daha soracağım o kadar çok şey vardı ki. Başka programı. İnşallah efendim. Ben çok teşekkür ediyorum beni programa aldığınız için. 38 yılın tecrübesiyle söylüyorum evlilik için. İhtiyar ve bahtiyar olun. Sonra ne anlama geldiğini düşünün. Ben hem ihtiyar oldum hem bahtiyar. İnşallah uzun yıllar devam eder bu bahtiyarlığınız. Sağ olun. Sağ olun. Tekrar mutluluklar diliyorum size. Çok teşekkür ederim. Güzel bir başarılarınızın devamı. Bakın ne kadar güzel bir hediye oldu. Bu DVD'yi saklayacağım. Torununa da göstereceğim. Sevgili izleyiciler, bugünlük de başarı öykülerinin sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte farklı bir başarı öyküsüyle karşınızda oluncaya dek her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.